Her şeyi yaparsın kayınla, beş lü takarsın kayınla, daha kırkım çıkmadan başıma kakarsın kayınla. Az sonra. Konya'nın mı etli ekmeği, Kastamonu'nun mu etli ekmeği? Az sonra. Diyeceğiz de aman aman bana ne? Sopa buldun mu kaç? Yemek buldun mu? Yumul. Vermiyor Fikret abla. Nerede? Hiç. Ne kadar çok yaptın? Hiç daldın iyice sen. Bence siz bulduğunuzu... Az sonra. Şairin dediği günümüzde kısmen doğru. Çünkü artık suya para veriyoruz ama hava bedava. Manzara da bedava. Çok şükür. Kastamonu, Devrekhani, Fakıdar Köyü, Beyler Gölü, Beyler Barajı gölündeyiz. Manzara yaz kış müthiş. Bizim de yaş ufak ufak kemale ermiş. Ben bunun son seferini bilirim. Ali Rıza abi vardı bunun kaptanı. Bağırırdı öyle Kastamonu, Kastamonu, Kastamonu diye. Ne günlerdi ya. Kulakları çınlasın yaşıyorsan. Dayım ne yapıyordu ya? Sen de benimki de soru, dayım ne yapıyordu? Yapacağın iş basit seni koçum. Gideceksin, selamünaleyküm dayı, ne yapıyorsun burada diyeceksin. Odur yani, daha ne seyirciye soruyorsun ki? Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam Kerem Bey. Nasılsın? Gene sarı olayım sana. Çayırda buldum seni. Hoş bulduk dayıcığım. İsmin nedir? Şevket Sipahi. Şevket emmi? Evet. Kala kala iki tane diş mi bıraktık be dayı? Taktım. Kullanamadım. Ağzımdan attım, duruyor köyde. Hayırdır? Kullanamadım. Böyle damla... Huysuzluktan iki diş itiyor bana. İki dişle? Yetiyor. O benim bu hayatımı tamamlar. Ne huysuzluğundan yapamadın? Babamdan kalma. Babam da aynen ben gibi taktı. O da attı. Sülerlecek biraz huysuzluk. Aynen, aynen dediğin gibi. Biraz huysuzluk. Huysuzluk var. Evde nasıl oluyor bu iş ya Şevket abi? Evde çok güzel. Evde hiç böyle bir geçimim var ki görsen. Ailemle o kadar güzel geçimim var ki. Dışarıda mı gergin oluyorsun? Dışarıda biraz tabii. Gergin oluyorsun. Gergin oluyorsun, evet. Ya be, hanım olmadığı zaman bir... bir gergünlük başlıyor bende. Hanım oldu zaten. Hanım neyle böyle, Allah yerlere yapışıyorum böyle. Ne diyorsun ya? Vallahi. O kadar mı sevdin? O kadar seviyorum. Hatunu böyle ne desem boş. Nerede ben... hanım? Hanım Devrekhan'da. Ne iş yapıyor? Köylü. Köylü kızım. Evet. Nerede gördün, sevdin? Köyün içinde. Gördün? Gördüm. Gönlünü mü verdin? Gönlümü verdim. O da sana gönlünü verdi. Evet. Gittin, istettin. İstettim. İki senede nişanlı durdum. İki sene? Evet. Zor geçmiştir. Çok. Rast geldiğim zaman kaçardım böyle. O kadar bende bir de şey vardı, utangaçlık. Onu gördüğüm zaman kaçardım. Sebep? Bilmem ki, bizim eskiden öyleydi bizim zamanımızda. Ya nişanlın yahu? Yahu gidemezdik, mümkün değil. Bir hani merhaba, nasılsın? Bilmiyorum. Hayır, nerede bizde yoktu ya. Hiç? Hiç. Selam sabah. Hayır, o geldi o zaman böyle çekmeye geldi, ben kaçardım. Utanırdım böyle, kıpkırmızı oldum. Sen ama çeşmede onu bekliyorsun anladın. Hayır, sana bekleme hiç yok. Rastgele o geldi böyle, bakraçlarından su doldurmaya geldi. Ben kaçardım, kıpkırmızı oldum böyle. Sonra Valide Hanım'la beraber mi oturdunuz? Siz evet, annenizle evet, beraber annemizle oturdunuz. Babamla beraber sen oturdunuz. Sen düştün gelin kaynana çatışmasının tam içine mi? Tam içine düştük, evet. Eyvallah. Hatta yazdım bir tane de. Ne diyorsun? Görsen sen tam 52 kıta. Buyur. Evet. 52 kıta mı? 52 kıta bu defterde. Yanında mı taşıyorsun? Elbet taşıyorum. Böyle bazı insanlar okuyor diyorlar. Okur musun? Okuruz. Buyur. O kadar içine işlemiş ki gelin kaynana çatışması Şevket amcanın. Evet. 52 mısralık. Evet, evet. Gelin kayın ne demek olmasın? Demek olmasın. Gelinle kayınlayı çekiştiriyor. Kayınlayım bakarım kız görmeye çıkarım. Eğer kızı beğenirsem 2-5'lü takarım diye kayınla. Aldı gelin. Her şeyi yaparsın kayınla. 5'lü takarsın kayınla. Daha kırkım çıkmadan başıma kakarsın kayınla diye. Gelin kayınlasın. Bunları yaşadın. Evet tabii. Gelin kırkın dolmadı, böyle bir laf olmadı. Kayınla gınan uğraşma, daha gınan solmadı diye. Kayınla diye. Gelme benim odama, karışma benim modama, saçlarını yolarım, gözü vurun adama diye gelin. Kayınlaya gözü vuracak herhalde, bir iş edecek. Seni evden attırın, altınları sattırın, akşam oğlan gelince sana bir dayak attırın diye. Aldı gelin.
Oğlun bensiz yatamaz, altınları satamaz. Ben oğlumu kandırdım, bana dayak atamaz diye. Oğlunu kandırdım. Geldi mi bu başına? Benim başıma gelmedi. Gelenleri buraya dizdim. Evet. Valide demiştir ama hanıma, senin hanıma demiştir. Oğlan gelsin sana bir dayak attıran da öyle demiş. Dediği oldu. Demiştir. Dediği oldu. Sen evet. Hanım da demiştir. Ben oğlunu kandırdım, bana dayak atamadı. Atamadı. Yaşadım da yazmışım. Yaşadım da yazmışım. Öyle evet. Öyle. Bazı ilaçları almaya utanırsın. Evet. Eczaneye gider dersin evet. Ki bir arkadaşıma lazım da. Lazım. Tabii. Ben de başkasından gör. Oldu. Evet. Pışık. Buyur. Aynen bildiğin gibi. Aldı gelin. Tatlı söyle sözünü, sat evdeki kızını. Karışmazsan işime öpeceğim yüzünü. Gelin. Aldı kayına. Kız ben sana ne derin, dediğime giderin. Sen bu evde olmazsan ben nereye giderim de. Aldı kayına. Gelin. Canımdan bıktım anne, çok canını sıktım anne. Gel hakkını helal et, hatırını yıktım. Bunlar tabii senin artık evliliğinin 7. 8. senesinde. Evet, bu senelerde. Valide hanımla hanımının işte artık bayramlaştıkları zaman. Evet. Tam o aralar. Bunlar parlak dönemler. Evet. Aldı kayınla. Her şeye karıştı elim, benim de durmadı dilim. Hakkını helal ettim, kızımdan tatlı gelin diye. Bunlar bir ara iyiymiş yani. Bir ara çok iyilerdi, araları bir ara açıldı. Aldı gelin. Hayalini düşünü, kaybettin sen eşini. Sen nereye gidersen salıvermem peşin diye. Evet. Yine gelin, bir gıcıklaşmalar başlamış. Evet. Gıcıklaşmalar. Aldı kayınla. Hatırımı yıkmaz gelin, çözümden çıkmaz gelin. Hiç buyurmak istemez, işinden bıkmaz gelin diye kayınla. Kayının altlar evet, olmaya evet, başladı. Evet. Belli gelin dizginleri almış. Evet, aldı gelin. Evden bir şey sataman, kayınlama ataman, kayınlam yatmayınca ben yerime yataman diye. Bak sen şunlara. Evet. Araları açıladı anne. Aldı kayınla. Hatırımı yıkmaya, hiç sözümden çıkmaya, sabahleyin olunca çağırmayın lan kalkmaya diye kayınla. Gelin hafif evet, sermiş işte. Evet. Aldı gelin. İşi işe katarın, saçlarından tutarın, sen yatmama karışma, öyle yakada yatarın diye gelin. Der. Evet. Gelin. Aldı kayınla. Kız ben sana ne dedim, daha ekmek yemedim, sabahleyin yattığımı kayıntana demedim. Kayınla sabırlı yani. Kayıntasına dememiş. Aldı gelin. Seni buna köpek seni. Hani seviyordu beni. Sabahleyin yattığımı kayıntama söyle emi. Yani ona söylediğine kızmış tabii biraz şey. Kayınla. Aldı kayınla. Akıllısın dönüşsün sen de kayınla olursun. Bana ettiklerini gelininden bulursun diye. Amin. Ben geleli bu eve 10 seneye çatıya seni sevmediğin gelin işi işe katıya diye. 10 seneden sonra ben evet. Ne yapayım be hanım edeyim. Evet. Aldı kayınla. Baş ağrıdı herkesin çekişimiz bitmeye, senin ağız bildiğin yanıldığına gitmeye. Aldı gelin. Senin gibi kayınla yaptığını başa kor, büşüdüğüm yemek yeri git de sen oğluna sor. Finalde hemen her şeyde olduğu gibi yazarımız, şairimiz, düşünürümüz, işte yol göstericimiz ara yolu bulmaya çalışmış ama bu dipsiz kuyu, bunun bence sonu yok. Gelin kaynana anayasasını yazmış Şevket abi ama kabul görmüş, görmemiş. O kısmı orası, o kısmı biz bilmiyoruz. Valide yaşıyor musun? Anneni sağ mı? Yaşıyor. Annem hayır öldü. Vefat etti. Evet öldü. Vefat ettikten sonra lanıp vahlandı mı sizin hanım? Evet tabii biraz acıttı. Ne kadar acıyor. Bir parça azıcık mı acıyorlar? Az acıyorlar tabii. Ya işte. Öyle gene kendi anaları ölmüş kadar üzülmüyorlar. Yok tabii yani. Canım. Kendi anneleri başka. Tabii. Bu gelin kaynana bitmiyor. Bitmiyor. Yani. Peki sizin kayınpederle aranız nasıldı? Çok iyiydi. Öldü o da rahmetli oldu. Allah rahmet evet, eylesin. Sen gene için kıpır kıpır mı hanım yanında yok diye? Yok böyle hemen özlerim ben. Öyle hemen geceyse görüşüm geliverdi benim hanıma. Çok düşkünüyüm ben. Çok ama severim. O da sizi seviyor. Hadi, o da tabii, size tabii, düşkün. Tabii. Peki Valide Hanım anneniz rahmetli kıskanmaz mıydı sizi? Kıskanırdı. Kızardı. Eşinizden sizi evet, kızardı. Evet. Onların yanında fazla açılamazdım ben tabii. Ne desen uslu olduklarından onların yanında fazla. Yani hele öyle... babam biraz disiplinliydi onun yanında hiç konuşamazdık. Yani validenin yanında hanım maşallah bugün de pek güzelmiş. Öyle diyebilirdi. Öyle deyince kızardı. Üşet, ne derdi kızardı. Valide Hanım? Sus lan öyle şey konuşulur mu falan böyle beni bir azarlardı. Anne işte bir sesimizi kısardık.
Yani evet. Analar evlatlarını evet, evet. gelinlerine karşı kıskanıyorlar. Evet, kıskanıyorlar. Evet, öyle. Bundan mı çıkıyor bu çatışma? Evet, evet. Ben diyor 9 ay karnımda taşıdım. Evet. Doğurdum. Evet. Elin kızı gelmiş. Gelmiş. Bir de bizim oğlan ona sümsüklük evet, ediyor. Evet, muhakkak. Ama sümsüklük etmeden de olmaz ki. Olmuyor tabii. Hani höt bir yere kadar tabii, yani. Tabii tabii. Peki siz hanımla kavga etmeme her evde olur ya. Onu nasıl beceriyordunuz? Hiç kavga etmezdik. Katil. Kim alttan alır? Hayır, ben devamlı olgun olurum. Alttan alır. Hayır, evet, evet. Budur yani. Evet. Valla çok memnun oldum. Bizim ufkumuzu açtın. Sağ olun. Konya'nın mı etli ekmeği, Kastamonu'nun mu etli ekmeği? Az sonra. Diyeceğiz de aman bana ne? Sopa buldun mu kaç? Yemek buldun mu? Yumul. Vermiyorsun Fikret abla. Evet. Hiç. Ne kadar çok yaptın? Hiç daldın iyice sen. Bence siz bulduğunuzu... Az sonra. İyiyiz böyle. Isınıyorum da. Ben burada çok iyi ısındım. Belli. Soba gibisin abla yani. Odun sobası gibi maşallah sıcaksın be ablam. Evet. Sacın yanında ısındım. Sacın yanında mı diye. Nerede onun odunu? Odun yok. Tüple yanıyor. Aha. Sosyete olduk hafiften. Evet. Ne olmuş efendim Ertan? Kendisi aynısı. Ne oluyor artık? Sosyete olduk. LPG yakıyoruz. Evet. Odun yerine. Odun yerine. Yaptığınız nedir? Etli ekmek, yoğurt ekmeği, kesik ekmeği, çeşit türlerimiz etli var. Etli ekmek benim bildiğim Konya. Hayır, bizim Kastamonu. En meşhur bizim Kastamonu. Hadi, olur mu canım? Evet. Konyalılar diyorlar ki etli ekmek deyince akla Konya gelir diyorlar. Hayır, bir yiyip bakacaksınız lezzetini, ondan sonra tersizini koyacaksınız. Hangisi güzel? Ama şimdi bu hangi takımı tutuyorsun demek gibi bir şey. Fenerisi de izliyor, Beşiktaşlısı da izliyor. Kastamonu etli ekmeğini yedin miydi? Başka tarafta hiç yiyemezsiniz. Bir de bir efsane varmış. Kastamonu'nun evet. etli ekmeğini yersen Kastamonu'ya dönüp dolaşıp tekrar gelirmişsin. O hayır, o da öyle değil. Kastamonu'nun Nasrullah çeşmesi var. O Nasrullah'tan su içtin mi burada kalırsın. Nasrullah çeşmesi. Nasrullah çeşmesi, evet. İddialara göre Nasrullah çeşmesinden su içince dönüp dolaşıp buraya geldik. Bu doğru. Evet. Döndük dolaştık. Kastamonu'ya bir değil birkaç kere geldik. Daha çok gelirsiniz. Bir de gelince iddialara göre burada kalınırmış. Evet. Duy da inanma. Çok denenmiş. Denenmiş. Kalınıyor evet. değil mi? Kalınıyor. Peki ben ablamla konuşacağım da. Et ya. Çeksene biraz. Mehmet gücün mü yok ya? Seni tutuyor ben. Beni bir şey tutmuyor ya. Ben kaldım. Kaldım. Yardım ederim arkadaşlar. Niye yardım edecek? Kaldım ben burada. Yok kaldım. Ben gidiyorum. Nasrullah çeşmesinden su içtim ya ben. Kastamonu'da kal. Hadi güle güle. Yok artık ne programda. Ben buradayım. Bulunduğum yerdeyim ya. Dur bari nasıl yapılıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Onu bir gör bir tadına bakalım. Bir tadına bak. Sonra. Peki siz bu yemeği ben burada kaldığım sürece yapar mısınız? Yaparız. Bir beslersiniz beni, duyurursunuz. Evet. Halimizden de belli. Hanımları şöyle bir bakın. Bu etli ekmeği, bu hamur işlerini yiye böyle oluyoruz işte. Yok canım inceciksiniz. Aman ha kürdan ha siz. Aynen. Öyle canım yani. Biraz kalın bir kürdan olabilir. Ne olacak yani? Evet. Dişler biraz... İsminizi bağışlar mısınız efendim? İsmim Fikret. Fikret. Evet. Demek ki şöyle akla geliyor insanın. O kadar çok kızı olmuş ki babanızın. Evet. Anneniz size hamileyken bu nasıl olsa oğlandır diye. Aynen öyle olmuş. Fikret olmuş. Evet. Babam da ben ilk çocuğum. İlk çocuğu kız bekliyor. Doğmadan Şoray'dı. Dilerseniz isimleri değiştirelim. Hem benim babamın gönlü olmuş olur hem de sizin babanızın tamam, gönlü olmuş olur. Olur. Bana bundan sonra Fikret de Şoray. Tamam. Babam kızacak değil mi ya? Efendim. Evet, buyurun. Evlendiğinizde anladın yani muhtemelen tığ gibiydiniz. Muhakkak tabii ki. Kaç kilo evlendiniz? 60 kilodaydım. Tığ gibi de değildim. Evet, tığ denmez. Denmez. Hatta şiş de denmez. Evet. Ne de? Merdane. Aynen öyle. Merdane misaliymiş. Sonra kilo mu alınıyor? Evet, alınıyor. Bizim Kastamonu'da alınıyor. Yani Kastamonu'da zayıf hanım yok mu? Yoktur.
Olur mu canım öyle şey? Böyle olduğu müddetçe yoktur işte. Bu hamur işlerimiz böyle devam ediyor. Yani size yanlış anlamayın sakın. Kilolu demek istemiyorum hani. Zayıf hanım var mı yüzünden? Var. Siz? Ben kiloluyum. Kilolusunuz. Ama zayıf hanım var. Evet arayışlarımız... Bir buçuk sene süren araştırmalarımızın neticesinde nesli tükenmekte olan zayıf Kastamonulu hanımlardan bir tanesini Devrekhane'de bulduk. Bu hanımların nesli tükeniyor. Bakıma alınamadıkları için zaten bakımlı olanları... Kayınvalide buralarda mı sizin? Orada. Alabilir miyiz efendim sizi? Kayınvalide bütün yemekleri götürürse size bir şey kalmaz ve siz dolayısıyla zayıf kalırsınız. Sen sözüm ama ona... ben de öyle zayıftım. Nasıl zayıftı? Yani şimdi bu halim gibi değildim. Kendim gibiyken ben de incecikti. Kaynana sağ mı efendim sizin? Hayır. Geçen kayınvalideyi toprağa gömdüğünüz zaman... Evet demek kayınval... olabilir. Kayınanalardan mı kalmıyor bu gelin? Yok öyle kayınvalide sorunumuz, gelin sorunumuz yok Allah'a şükür. Kastamonu'da olmaz mı öyle gelin kayınana? Benim ailem yani bizde yok. Çok da azdır. Yine de gelinler genelde hürmetlidir yani. Gelin hanımefendiyi oğlunuz mu görmüş, siz mi gördünüz? Oğlum. Maalesef. İki oğlum. Maalesef. İki oğlum. Maalesef. İkisi de. Öyle öyle bunlar hanım. Öyle olsun. Bir yani. Analarına bırakmıyorlar ki ağız tadıyla bir geniş etsinler. Ama ben öyle olduklarından çok memnunum. Oğlanlarım iyi seçim yapmışlar. Yani ben Allah onun için göre evet versmiş. Evet. Olmasaydı bir de seçim iyi olmasaydı. O zaman artık belki bu yani böyle mutlu konuşamazdım. Evet. Kaynanaya gıcık olunca bir hapada hupada hapada hupada etli yani ekmekleri götürmüşlüğümüz yani var. Üzüntü anlarımda daha çok yediğimin farkındayım. Kilom da ondan kilo herhalde. Kilo almak istemiyorsanız stresten uzak duracaksınız. Evet, evet. Eskinin en önemli stres başrolüydü de kayınvalideydi. Dolayısıyla kayınvalide kilo da aldırır, kilo da verdirir diye bir şey attık ortaya ama... Öyle artık işte bilmiyorum. Artık atmış oldu. Pişti mi? Pişti. Bir bakabilir miyiz acaba tadına? Tabii, tabii bakabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Şurada ne güzel konuşuyorduk be anneciğim ya. Fikret ablacığım ya. Evet. Tat tatlı konuyor. Buyurun ne demek ya? Yani buyurun yiyebilirsiniz dedim. Ya buyurun yiyebilirsiniz ne demek? Alacaksın besleyeceksin elinde. Dur o zaman besleyebilirsin. Allah Allah. Hem burada kal biz sana bakarız, yediririz, içiririz. Bak, içiririz bak ondan ne kadar sonra yapsın. Da, orada al. Oldu mu öyle? Buyurun. Buyurun. Şimdi onun başına oturacaksın bizim orada. Elinden parçalı parçalı yiyeceksin. Hemen saçtan atasıya yiyeceksin. Ondan sonra bir hafta bir sonra 5 kilo. Bu, evet. Önümüzdeki ay 10 kilo. Bir bakmışsın 90 kiloluk bir adam olarak dolaşıyoruz. Evet. Buyurun. Böyle yiyecek bu. Harika bir şeymiş bu. Harikadır dedim ben harika size. Bak Konya'nın etli ekmeği ne? Bizimki güzeldi. Konya'nın etli ekmeği ayrı ama bizimki bu... Bizimki daha güzel. Hakikaten şimdi ben daha güzeldi. Kastamonu, Konya'nın etli evet. ekmeğini yediniz mi? Yedim. Buna rağmen bunu beğendiniz. Evet. Tabii herkese bülbülü tabii, altın kafese tabii, koymuşlar. Tabii. Soğudu soğudu buyurun. Ne koyuyorsunuz içine? Bunun içine 1 kilo dana eti diyelim. 4 iri baş soğan. Artık içine her baharatını koyabiliyorsun zevke göre. Lezzetini veren soğanım ama soğan kokusu da almıyoruz böyle bir. Evet. Aklına ne gelirse her türlü şeyleri, baharatları bunun içinde. Aklımıza ne gelirse. Aklınıza gelirse. Karabiber. Hayır baharatları böyle baharat katacaksınız içine. Tuzunu, biberini. Arkamdan ağlar o. Kimyonunu. Unutuyorsun sen unutmam. Fikret Hanım ama. Unutmam bak şimdi. Besli bebek olarak sindi bebekleri kendime rakip görüyorum. Besli bebeğin erkek arkadaşı Abzere mi var? Şu şekilde gösteriyor. Anadolu'nun Şirin ilçesi Kahta'da yaşayan Hamide Ağa, biricik oğlu Abuzer'i okuması için İstanbul'a gönderir.
Üniversiteyi bitiren Ebu Zer köye döner. Lakin kalmaya niyeti yoktur. Tamam hadi gözün aydın. Oğlun geliyor. Ya gözüm aydın da şimdi ben avukatım avukatı neyse benim arazim var burada toprağım var. Gelsin ona baksın ben ne diyeceğim avukatı hakimi ya. Çocuk hukuk fakültesini bitirdi. Artık kömür beldemizden de bir avukat hakim çıkacak, vali olacak. Bu bizim kömür beldesi için onur verici bir şey. Gözün aydın. Merhaba. Özlemişler ki. Ha? Nedir ne yapıyor nedir? Okul nasıl? Nasılsın baba? Arzal oğlum nasıl? İyi misin? Allah'a şükür. Nasılsın okul nasıl geçiyor? Okul bitti. Bitti mi? Bitti. Okul bitti. Okuyacağız inşallah. Köyden değil mi? Tamam bunu ayrı bu ayrı. Ya. Şunu bile özlemişim baba. Buyur. Otur. Sağ ol baba. Obidar Efendi hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk Mehmet emmi. Sefa gördük. Yaşlanmışsın ya. Tabii ya. Yenilik de. Gidiyor işte yaktarlık basıyor yavaş yavaş. yok. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Abzer Bey hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk dayım. Hoş gördük. Nasılsın? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne öyle ya öyle bey ne oluyor? Bey mi olduk ya? Avukat Bey. Hoş geldin ama siz yorgunsunuzdur. Uzun yoldan geldiniz. Siz ağamla buyurun içeri buyurun oturun. Biz kalkıp gidelim. Bize müsaade edin. Estağfurullah müsaade sizin öyle bir yorgunluk yok. Uçakla geldik ama. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Yarın uğrayacağım. Tamam. Rahatsız edeceğim tamam. İnşallah. Hadi gözün sağ aydın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi oğlum gidecek. Buyur baba. Hadi eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zahmet. Oğlum çay al, çeker al. Eski usule kıtlama. Aynen. Hadi oğlum çal. Köyüne hoş geldin. Hoş bulduk baba. Bak beni dinle oğlum. Ben tek güvencem sensin. Abin Kırbız'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. El olsun. Beni dinle. Toprağın başına geç. Bu okulu tamam okudum da okulu istemiyorum. Ben yalnız yaşlandım artık. Yapamıyorum yani. Yapma baba Allah'ını seversen. Sen daha yaşlı değilsin. Bende güç kalmadı bende bu kadar. Ben bunun için mi 4 sene hukuk okudum? Ya şimdi yaşlılık var yavrum. Ben yaşlandım sana diyorum ben. Bu işi sen yürüteceksin sen bu işi. Yeğenlerim var baba. Amcamın oğulları var. Ya yeğenlerim ben yeğenlerime güven. Ben oğluma ancak güvenebilirim. Benim niyetim o değil baba. Ben... İstanbul'da hukuk bürosu açmayı düşünüyorum. Hamid Ağa'nın biricik oğlu Abu Zer İstanbul'a dönmek ister. Lakin ağa babası ve film boyunca konuşmayan hanım ağa annesi kalması için ısrar eder. Ya anneyi nerede? Amen geldi bak amen geldi. Anne!
Sizi bir insanı. Köyü beğeniyor değil mi? Tamam avukatlık yapacakmış. Tamam avukatlık da baş üstüne ama o kadar toprağı var. Ona bırakıp İstanbul'a gidecekmiş. Seni gidiyor yarama. Sen yalak mısın? Nerede yalakısın? Çağırsana bunu git çağırın. Oğlum bundan sonra sen Abdülhamid'e sen bakacaksın. Tamam abi. Başka bir şey istemiyorum. Tamam mı? Tamamdır abi. Senden başka kimse bakmayacak. Tamamdır abi. Tamamdır. Hadi yürü. Abdo! Buyur abi. Atı gir. Dönünce tımarlı oldu mu? Kaybol. Kaybol. Şahan. Atı Şahan'la köyde dolaşırken güzeller güzeli Zeynep'i çeşme başında gören Abu Zer hayatın bir tokadını yiyeceğinin farkında değildir. Kolay gelsin. Ver oğlum. Suyun var mı? Tabii. Abu Zer'in kötü niyetini fark edemeyen güzeller güzeli Zeynep Şahan'a kovayla su verir. Daha ufak bir bardağın yok muydu? Yok. Şimdi ne yapalım? Sağ ol. Afiyet olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın anne? Nasıl? Yemekleri beğendin mi oğlum? Baba daha dur bir yiyeyim de. İşte. Ölmemişim hele dur hele ya. Tavuk annem mi yaptı? Ya oğlum geçin şu üstünü değiştir gel ya. Baba boğazıma dizdin ha. Ya tamam da git değiştir sonra gel. Boğazıma dizdin ha baba. Benim hoşuma gitmiyor. Yemek, yemek. Esas beni dinlersen var ya, bu oğlanı bir evlensek bu burada kalır. Başka yolu yok. Benim bildiğim bu. Vallahi. Yemek, yemek. Olmuş mu? Hah, gördün mü oğlum işte ya? Bir adama benzendi ya. Ben gene adamdım baba. Tamam da oğlum herkese bizim saygımız var ama. Bizim genel görevimiz ayrıdır, yemeğimiz ayrıdır. Sen kıyafetle mi oluyor adamlık baba? Görmüyor musun bak? Ya anne sen bu adamın kahrını bunca senedir nasıl çektin ya? Yemeğini, yemeğini, hadi yemeğini. Baba,
Bu Mehmet Ağa'nın kızı Zeynep. Çok büyümüş ya. Gördün mü? Ya. Yola geliyor ha. Yola güzeller geliyor. Güzeli Zeynep'i çok beğenen Abuzer İstanbul'da hukuk bürosu açmak yerine Zeynep'le evlenip köyde kalmak ister. Baba ne diyorsun, ben sadece kız biraz büyümüş dedim. Seni evlendirek. Oğlum evlendirek. Bak, seni... Ya beni dinlesen, ben ne diyorsam onu yapıyorum. Babalar yanlış söylemez evladına oğlum ya. Hani sonra evlenir misin? Yok daha neler. E ne diyorsun? Babanı dinle. Yemeğini yiyin. Koşana gidiyor ha, koşana gidiyor ha. Ne olacak inşallah. Güzeller güzeli Zeynep'i tavlamak için her şeyi deneyen Abuzer sürekli Zeynep'in peşindeydi. Kolay gelsin. Annen nerede? Çeşmeye gitti. Baban? Bahçeye. Senin abin var mıydı? Var. Ya. Askerde. Askerde. O da güzel. Zeynep'ti değil mi? Evet. Ben galiba rahmetli abimin nişanında hatırlıyorum seni. Sümüklü bir şeydin sen o zaman. Bayağı büyümüşsün. Büyüdüm. Nişan yaptınız mı siz? Yapmadık. Çok kişi istemiştir ama seni bugüne kadar. İstedi de ben varmadım. Niye kızım? İstemedim. Beyaz atlı prens mi gelecek buralarda? Belki de. Gerçi bizim at beyaz ama benim prense benzer halim yok. Biraz yürüsek mi? Olur. İyi. Gel. Babam görmesin. İyi olur evet. Babam görmese iyi olur. Evet. Evet. Aleykümselam, kolay gelsin. Sağ ol. Hay Allah. Musa dayı da gördü ama artık. Ufak yerlerde böyle dedikodusu bol olur. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Hayır. Benim askerde bir komutanım vardı. Şey derdi. İnsanları sev ama güvenme. Derdi. Yani ya biz hukuk fakültesinde okuduk, hani İstanbul'u da biliriz ama ben yani ne desem, böyle aslında rahatımdır yani, kız arkadaşlarım da oldu, ne yalan söyleyeyim, kazık kadar adamım ama böyle senin yanında bir böyle bir hani dilin dolanır ya hani, çocuk gibi hissediyorum. Yani kim istemiş seni şimdiye kadar? Hasan Ağa'nın oğlu. Salih. Salih. Ümünü sıkarım onu, gebertirim onu. İbrahim Ağa'nın oğlu. Oh, İbrahim Ağa'nın oğlu. Ali miydi o, neydi? Ali. Ali. Sümsük. Şehirden geldiler. İyi iyi. Neden varmadım? Öyle ya kızım, beyaz atlı prensin gelecek ya. Hep bekledim. Galiba annem söyledi, ben ikinci sınıftayken bir resim göndermiştim. Sen neymiş galiba o? Ben de.
Ey Mehmet Ağa, nasılsın, iyi misin? Hamdolsun Hamid Ağa, çok kevim verindedir, göl gibidir, iyidir, böyle devam ederse çok şanadır ki. Köyde ne var ne yok, arkadaşlarla ara nasıl? Köyler maşallah çok mutlu, çok birliyiz, çok iyiyiz arkadaşlar da, köyler de hepimiz iyidir. Ekinler, mekinler nasıl? Ekinler de çok güzeldir maşallah. Ya bir şey söyleyeceğim, şimdi bu benim oğlan biliyorsun. Haberim var, İstanbul'da okudu. Allah seni bağışlasın, Avuzer Efendi çok çalışkan, bilgili, maşallah çok Allah güzel Allah. Bir adamdır. Kazık kadar oldu şimdi, onu bir baş etmek lazım. Nasıl olsa senin dillerinde bir parla vardır. Ben de senin kızını nasip gördüm, münasip gördüm. Yani Allah'ın emriyle, Peygamber'in kabriyle senin kızına talibiz. Sen ne dersin? Çok münasiptir. Bu işler yani böyle laf de birden bir de olamaz. Ancak ben de kızıyla, kızın anasıyla, abilerine, kardeşlerine bir tanışık. Eğer Allah kadar etmişse de Allah'ın kadarına kimse karşı gelemez tabii. Hamido Ağa biricik oğlu Abuzer'e Zeynep'i ister. Kız babası düşünelim der. Abuzer olay der. Kalksana oğlum, kaybabını ellipsene. Bize ne dersin? Hanımın kızını, onun kızını alırız, sonra gerisini düşünürüz. Tamam da o diyelim ki işte bir düğünü sevdiler, oldu, olacak işte. Yani ne istersin bizden, ne olur, bizden ne yaparız? Bizim çok çalıştık. Kalkın, ne parası ya? Tabii ya, para. Ağa çocuğusunuz bence. Yani adettendir ya. Adet gelir misin diye para vermek zorunda kalacaksınız. Ağa çocuğuyuz tamam da yani. Ağa çocuğu olmasaydınız para vermeseydiniz. Damat olmak kolay değil yani. Buyurun. Ama hayır. Ben yoksa kabul etmem onu, kabul etmem. Hayır. Kabul ediyoruz. Buyurun. Hayır. Ama siz... Yani benim isteğime göre vereceksiniz. Siz çıkarıp vermeyeceksiniz. Va bütün param bu. Olmaz. O kaldı ne yapayım yani bütün param bu. Ama çok ayıp. Bir ağaç uçuyorsunuz. Yani evet biraz daha ayırıyoruz. Yok. Hayır. Ya yok. Hakikaten yok. Ya ben size beşi bir yerde alsam sonra çarşı. Hayır. Babamdan alayım. Evet, babanın. Cimri mi cimri Hamido Ağa'nın biricik oğlu Abuzer düğünü bile çırağın yerine köhne evinde yaptırdı. 50 yetele vermemek için 40 takla atarım diyen Abuzer cimrilikte sınır tanımadı. Ya başka bir şey yapayım değil mi? Türkü söyleyeyim amuda kalkayım. İlla para istiyorsun. Kaç para istiyorsunuz? Ne? Batmayız 50 milyondan. Adiyamani, ne vakti? Aladeni.
kına yapılırken ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçtığı sonradan tespit edilen ve kendini muhabir sanan Yamak kınada olay çıkarır. Evet, böyle eğlenceli, yani eğlenceli güzel bir şekilde, evet, kafanıza evet, göre. Evet, yapıyoruz. İsim? Gülsüm. Gülsüm. Evet. Gülsüm Hanım, efendim? Siz peki kına gecenizi yaptınız mı? Yok, daha evlenmedik, bekarız. Daha evlenmedik, evet. Bekarız. Var mı ufukta birileri? Hayır, yoktur, düşünmüyorum ama. Düşünmüyorsunuz. Evet. Niye? Bilmem. Mendilim yere yere düşmüş hem gurbet ele, yeni mendil çürüttüm gözyaşımı sile sile. Kaş üstüne, perçem düşer kaş üstüne, Abzer bir öpücük istedi, Zeynep dedi baş üstüne. Maydanoz deste deste, oğlan gel beni iste, eğer babam vermese son sözü benden iste. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu arada zılgıtımı diye değil. diye. Evet, aynen öyle. Açmış çarşafına bakar, sevdiğine türkü yakar. Bir de ayrılıktan korkar, Adıyaman güzelleri. Sürme çekmiş gözlerine, al yastığı yaslanırlar. Bir de ayrılıktan korkar, Adıyaman güzelleri. Adıyaman vatanımdır, hem anamdır hem babamdır. Orada doğdum, orada öldüm, Adıyaman güzelleri. Merhabalar efendim. İsim? Motor nerede? Motor? Motor mu? Motorla dolaşmıyor musun sen? Yok. Ben motorla dolaşıyordum da buraya öyle yayan geldi. Dağların arkasından dolaştım geldi. İsim nedir? İsim Abuzer. Abuzer. Abuzer ha. Sizin? Zeynep. Zeynep. Abuzer Bey nereden? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Evleniyorsunuz galiba. Kına gecesi falan. Yok, öyle otobüs bekliyorduk. Yani siz geldiniz. Öyle oldu yani. Kına gecen gayet güzel, hoş bir ortamda gidiyor. İnşallah. Bu ne zaman yayınlanacak bu? Ne zaman yayınlanacak? Ne yapacaksın sen, ne zaman yayınlanacaksın? Niye araştırıyorsun? Yayınlanacağı zaman sana haber veririz. Bir de kanalın numarasını alayım. Ya siz ben nasıl tanıştınız? Şimdi boşver, ne araştırma yapıyorsunuz kimlik araştırmanızı? Biraz laubali bulduğumu söyleyeyim önce. Sizi böyle hemen senli benli. Yani dünkü sümüklü, biraz samimi bence fazla. Biz nasıl tanıştık? Ben hukuk fakültesini bitirdim. Niyetim de köyde bir 3-4 gün kalıp İstanbul'a dönmekti. Anlaşılan niyeti bozmuşsun. Aslında abartılı olur o niyeti bozmak. Hatta peşinden kafayı yersin ama işte şimdi kamera mamera olmaz yani. Çeşme başında yani inanılmaz bir şey ama ben böyle şeylerin filmlerde olduğunu zannederdim. Çeşme başında gördüm. At üstündeydim. Meğer o da beyaz atlı prensini bekliyordu deme bana şimdi. Öyle olmuş yani. Bilmiyorum ha, kendisine beklediğin de. Beklediğin prens bu muydu? Demek aşıktın yani. Aşıktım. Peki sen hukuk fakültesini bitirdin İstanbul'da. Siz. Kalktın geldin. Siz. Siz. Şimdi sen. Anlaşılan öyle bir konuşuyorsun ki sanki ağoğlusun böyle, siz falan. Ağoğluyum ben. Ağoğlusun. Hmm. Vay. Babanın ismi? Hamido. Hamido. Hamido abi. Baban nerelerde? Babam dışarıda. Misafirlerle ilgileniyor. Misafirlerle ilgileniyor. Çevrenizde. Adıyaman'dan, şimdi. Adana'dan, Antep'ten, Malatya'dan sağ olsunlar. Eşimiz, dostumuz geldiler. Tarsus'tan. Peki Abuzer'cim. Evet. Sen şimdi hukuk fakültesini bitirmişsin. Evet. İstanbul'da kız yok muydu? Güzel kızlar hiç yok muydu? Geldin buradan köyden beğendin. Aldın. Ya bunu karıştırmıyorum onu ya. Sen şimdi bir. Abuzer Bey. Köyde mi yaşamayı düşünüyorsunuz? Şuray değil bu ya. Bu kim? Bu kim bu adam? Bilmiyorum, ben de yeni gördüm yani. Oğlum versene lan mikrofonu. Aa, onu da veren ya. Ha, ben mikrofonu mu almışsın onu anlayamadım. Senin mikrofonunu mu aldım? Hoş geldin baba, gel. İşte Abuzer. Oo, hoş geldin baba. Merhaba. Otur bakalım hele. Otur bakalım. Sen mi haber verdin? Kim oğlum bu, kim? Bilmiyorum, sen mi haber verdin? Dayı bilmiyor musun ya, şora yüzün yolda. Otur hele. Ben şora şer misin? Benim. Beğenemedim mi yoksa? Tamam be, siz şuraya da benzemişsiniz. Çocuğa hakikaten laubali derlerdi. Ben seyrettiğimden değil de biraz laubali gördüm yani. Sen bunları montajla atarsınız. Sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. Yani benim nereden geldim boş ver şimdi. Tamam. Çocuk gelmiş İstanbul'dan. Evet. İstanbul'dan gelirken böyle niyeti bozmuş, gelmiş evlenmiş. Evet. Evlenmeye doğru yol almış.
Sen mi istedin bu işi özellikle? Tabii benim köyümden istedim. Benim adetlerim neyse ben onu yaparım. Adetlerine göre. Tabii yani. Benim köyümün adeti ayrı, İstanbul'un ayrı. İstanbul'un ayrı. Tabii. Yani hukuk fakültesinde okudu diye evlenemez mi buradan? Ya hukuk fakültesini okudu da sonuçta bu adam ağalık yapamaz. Kim yapamaz? İstanbul'da görmüş, o benim yerimi. Kızlar falan filan var ama ağa olmaz. Sen bahsetme. Boşa entel dantel. Benim yerim o olacak. Senin yerini o alacak. Abizar oğlum alacak. Abizar oğlum bence alamaz ama sen bilirsin be Hamido dayı. Kahtalı Hamido değil mi? O Kahtalı Hamido'nun ağanın oğluysa o yapar onu. Kahtalı Hamido. Zeynep Hanım bugün gidiyorsun artık. Yarın düğün. Her şey bitti artık, sen de bir hanıma ağa oluyorsun. Evet. Buna hazır mısın? Tabii. Salih. Ben zaten ağa kızıyım. Zaten ağa kızısın. Abdo. Kimisin? Rıza. Bir dakika, kimi çağırıyorsun sen? Biz bir devam edeceğiz de kını herhalde alacağınızı aldınız. Neye devam ediyorsun? Bir saniye bir arkadaşlar, arkadaşlar bir alaka göstereyim. Tamam da sen işi karıştırıyorsun ya da ne işi karıştırmaya geldin? Ne işi karıştırmaya geldin? Alaka göstereyim. Alalım. Ya bir dakika birader. Bir dakika ya. Al bunu. Al bunu ya. Al bunu ya. Her. Ya böyle gergin. Buyur. Kapı parasını istiyoruz abi. Ne kadar istiyorsun? Baba anlaşın ya. Tamam, ne kadar istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar? 20 milyon falan istiyoruz. Ver. Sen ne sandığa oturdun? Ben de sandık parasını istiyorum. Kapı parası ayrı, sandık parası. Ne istiyorsun sen de? 20. Ver baba. Al al. Hadi. Hadi. Sağ olun. Ne kâra kesindi? Sağ olun. Gelelim. Haydi, haydi. Deli olayı düğünde gelin ve damada musallat olur. Gel.
Hamid Ağa'nın kanlısı Cendere Köprüsü'nde Abu Zer'le tartışır ve Abu Zer kafa atar. Attığı kafa sonra mı? Bakın ne olacak az sonra. Bu Cendere Köprümüz 2000 yıllık bir köprü. Bu 17 sene içerisinde bu köprümüzü yapıyorlar. Bu 17 sene içerisinde bir tane Gete ile iki kardeş birbirine giriyor. Bu iki kardeş, ufak kardeş büyük abini öldürüyor. Öldürünce bir tane sütünü iptal ettiriyorlar. Bir sütünün olmayışı nedeni odur. Ve 2002'ye kadar Cendere Köprüsü trafiğe açıktır. İkisini de trafiğe kapatmışlar. Kaç sütün var burada? 3 tane sütün var. 4'tü değil mi önceden? 4'tü evet. Kardeşlerden biri diğerini öldürünce? Öldürünce evet. Bir tane sütünü iptal ettiriyorlar. Kimlere yaptırmış o sütünü? İki kardeş, bir de eşine, bir de kendisine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İbrahim. Hayırlı olsun, düğün yapmışsın. Yaptık. Niye bizi çağırmadın? Lazım gelen herkesi düğüne çağırdık. Zamanında Zeynep'i istedik de mi çağırmadın? Diyorsun, nasıl? Enes lan! Bu kafa nasıl, bunu göreceksin nasıl kafa atılırmış. He? Göreceksin sen kafa vurma nasılmış. Hadi yürü git lan! Göreceksin lan! Hesabını ya göreceğim. Sen kimsin, hesap soracaksın bana? Oğlum yapmayacaksın. Görmüyor musun baba, terbiyesiz geliyorum. Tamam da sen ne yaptın ama? Ne yapacak ya? Çakal ne yapacak? Cendere Köprüsü'ne daha önce gelmiş miydin Zeynep? Gelmedim. Balayı diye biricik eşi Zeynep'i Cendere Köprüsü'ne götüren Abu Zer başına geleceklerden habersizdi. Kralın biri 2000 sene önce burayı yaptırmış, kendisine, hanımına ve iki çocuğuna toplam 4 tane sütun dikmiş. Çocuklardan ikisi kavga edip biri diğerini öldürünce sütunlardan birini sökmüşler. Onun için burada 3 tane sütun varmış. Oturalım mı? İlkokuldayken derslerden kaçıp buraya gelirdim. Güzel. Baldız seni de veririz yakında inşallah. İşte mutlu. Kandırıyorsun beni. Ben o kralın yerinde olsaydım 5 tane sütun yaptırırdım. Bir sana, bir bana, 3 tane de çocuğa. Hani aynı kız erkek diye bir ayrımım yok da hani en az 3 tane çocuk. He? İnşallah. Kalabalık bir kadro tarafından yazılan, çizilen senaryoda İstanbul'a dönmesi gereken Ağoğlu Abu Zer, güzeller güzeli biricik eşi Zeynep'in düşmanları tarafından vurulup Cendere Köprüsü'nden Fırat'ın serin sularında hayata veda etmesine sebep oldu. Oldu mu Ağoğlu Abu Zer? Sana İstanbul'a dön dedik. Thank you.
Besi Bebek olarak Sindi Bebekleri kendime rakip görüyorum. Besi Bebeğin erkek abi, arkadaşı Abuzer'e mi var? Şu şekilde gösterelim. Adıyaman merkezdeyiz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Burası Bayanlar ve Engelliler Çarşısı. Belediye bir yer yapmış. Onun 10 tane dükkanını bayanlara, geri kalanında engelli vatandaşlarımıza vermiş. Valla darısı diğer belediyelerin başına. Yani belediye hizmetleri tabii ki mühim. Hani ne bileyim işte kanalizasyondur, parktır, bahçedir, tabii ki yeşil alandır yapılacak ama böyle bir uygulamayı görünce insanın da hoşuna gidiyor. Bebek yapımını görünce de biz dayanamıyoruz. Günaydın efendim. Lütfen rahatsız olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çarşıyı gördük, daha iyi olduk. Evet. Ne zaman kuruldu bu çarşı? Bu çarşı yaklaşık 6 aydır kuruldu. Ha, yeni yani. Yeni. İlk açan kişiler arasında biriyim. Ben de 10 yıldan beri kendi evimde böyle ev eksenli Adıyaman'ın yöresel kıyafeti folklorik besi bebeklerini yapıyordum. Besi bebekleri. Besi bebeklerini. Adıyaman'da kıyafet kültürü yok oluyor. Bu anlamda geçmişten gelecek arasında da bir köprü kurmaya çalışıyorum. İsim bakayım sizin? Zahide Durmaz. Zahide Hanım. Evet. Yaş kaç efendim? 27. Evli bekar sorulmaz ama. Bekar. Bekar. Hı-hı. Bebeklerden mi fırsat olmadı? Etkisi var ama ben istemedim şu ana kadar. Yoksa gelen giden? Elbette. Oluyor da? Elbette. Hayırdır? Bir gün buradan beyaz atlı biri mi geçecek? Ya öyle bir beklentim yok tabii ki ama kısmet bakalım. Peki Adıyaman'da zor mu oldu? Yani bir iş yeriniz var sonuçta, bir işiniz var. Hani çalışan kadın olunca. Adıyaman'da zor aslında. Yani ulaşması kolay olan bir şey değil Adıyaman'da çalışmak, bayan olarak çalışmak. Ancak 10 yıldan beri Adıyaman'daki kadınlara örnek olacak şekilde çalışıyorum. Gerek sivil toplum örgütümüz AKAT Anadolu Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde. Gerekse de yapmış olduğum girişimlerde ailemin bana vermiş olduğu desteklerden dolayı benden örnek alıp da işine başlayan birçok kadın var. Ki buradaki kadınlarımızın birçoğu da o şekilde. Yani benim tavsiyelerim üzerine başladı. Evli olanlar var mı? Tabii ki evli olanlar da var. Beyleri demiyorlar mı? Bir iş açıyorsun başımıza. Beyleri ilk etapta tabii ki kızıyorlar ama beni örnek olarak gösterdiklerinde onların fikirleri de değişiyor. Onun koca yok ki başında. O ister dükkanını açar ister açmaz demiyor mudur acaba adam? Diyorlar, demiyorlar değil. Ama yine de bizi yenemiyorlar. 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 Hafif feminist hava sezin diyorum ama. Değil aslında. Siz erkek olarak öyle düşünebilirsiniz ama değil. Tabii bizim bazı kazma yaklaşımlarımız. Besi Bebek olarak Sindi Bebekleri kendime rakip görüyorum. Görmeyin. Sindi Bebekleri ne var? O artık şey olmuş. Yani. Onlar evet ama çocuklarımız şu an Sindi Bebeklerden, Barbie Bebeklerden kültürümüzü tanıyamaz haldeler.
Bu anlamda kültürümüzün en iyi tanıtabilmesi için Besi Bebekleri de dünya çapında bir yer edinmesi lazım. Bu anlamda anneannemin ismini taşıyan besibebek.com sitesini de açtık. Dünyaya hitap etmeye başladık. Cindy'yi yener inşallah diyeyim ben. Yenecek kesinlikle. Kesinlikle yenecek. Cindy pek bizim kültürümüz değil galiba. Değil tabii ki. Bir de onun bir erkek arkadaşı var galiba Cindy'nin. Doğrudur. Neydi bilmiyorum şimdi. Ben de bilmiyorum, çok ilgi alanım olmadığı için. Evet. Besi Bebeği'nin bir arkadaşı var mı? Erkek arkadaşı. Besi Bebeği'nin erkek Adıyaman'da arkadaşı Abzere mi var? Şu şekilde gösteriyorum. Bunlar da daha çok ben Besi Bebekleri yapıyorum ama isteyen müşterilerimize de Abzeremileri hazırlıyoruz tabii ki. Zaten internet sitemizde Abzeremi'nin hikayesini, Besi Bebeği'nin hikayesini. Neymiş Abzeremi'nin hikayesi? Adıyaman'ın hemen hemen bütün evlerinde muhakkak Abzer isminde bir erkek yaşar. Bu benim ailemde de vardır, işte komşumun ailesinde de vardır, karşı komşumda da vardır. Her yerde Abzeremi var. Bu mudur hikayesi Abzeremi'nin? Tabii ki bu değil. Abzeremi aynı zamanda Adıyaman'da çok çalışan, özellikle kırsalda, dağda odun taşıyan insanlar daha çoktur Abzeremi olarak. Teyzeye bir de şey taşıtmıştınız mı? Evet, çalışan... Abzer taşısa yok. Taşısa işte sorun olmayacak. Taşısa sorun olmayacak. Gözlerim ahmur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım anne, gel gör halimi. Aynı zamanda bizim yöre kıyafetimizin de farklı şeyleri de var, nasıl söyleyeyim. İşte baş bağlamasının böyle kalın olması, geçmişte kadınlarımızın sünüzüt olmamasına, baş ağrılarının olmamasına, şu bel kuşağının olması, bel fıtıklarına ve kadınlar doğumdan sonra göbeğinin olmaması için bel kuşağı kullanılmış. Kat kat üstte giyilmişim, belki dikkatinizi çekti. Bu hem yazın olur hem kışın olur. Yazın serin tutar bu kıyafetler, kışın sıcak tutar. Burası bir kampüs tarlası. Burası...